AB Grup Holding'in sunduğu Silikon Vadisi programı başlıyor. Silikon Vadisi'nden herkese merhabalar. Ben sunucunuz İnşer Karaca. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta sizler için çok güzel bir program hazırlamaya çalıştık. Türkiye'nin en bilinen teknoloji programı Silikon Vadisi'nde bu hafta yeni ürünler, ünlü konuklar, sektör hakkında yeni gelişmeler, oyunlar yine dopdolu bir program yani sizlerle beraber oluyor olacak. İsterseniz lafı fazla uzatmayın. Bakalım bu hafta neler izleyeceğiz hep beraber göz atalım. Silikon Vadisi'nde az sonra. Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney. Başarılı teknoloji girişimleri Onur Can'dan. Kripto dünyasında yeni trendler Daron Dedeoğlu. Yeni oyunlar. Hepsi ama hepsi az sonra Silikon Vadisi'nde. Evet, Silikon Vadisi'nde yine bu haftada çok değerli bir konuğum var. Sizlere uzun zamandır böyle takdim etmek istedim ama Zehra Hanım'ı ancak şimdi bulabildik. Kendisinin yoğunluğundan Zehra Öney bizlerle beraber. Kendisi Teknolojide Kadın Derneği kurucu başkanı ve aynı zamanda 360 Plus Medya Ajansı'nın da sahibi. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim sevgili Dinçer. Seninle böyle güzel bir sohbette evet. Buluşmak harika. Evet, en son senin yapmış olduğun bir program vardı Ekotürk'te. Orada teknoloji beraber, ve teknoloji gelecek. Teknoloji ve gelecekti. Evet. Yine bir teknoloji programıydı. Yine bir teknoloji programında seninle beraberiz. Bir teknoloji gurusuyla program yapmanın keyfi başka oluyor. Benim şu anda de ben öyle. De yani Silikon Vadisi gibi bizim hayatımıza çok değer kattı senin programın. O yüzden ederim. Şu anda bunun yenilenmiş olması, böyle bir kanalda olması muhteşem. Çok teşekkür heyecanla ederim. Heyecanla sohbetimize giriyoruz. Girelim, yani. girelim. Çünkü beni gerçekten heyecanlandırıyor. Çok sorun var önümde. Şöyle ki teknoloji ve kadın, hani ben bu işe yeni başladığımda diyelim, ilk Silikon Vadisi'ni yaptığım zamanlarda biz böyle hedef kitlelere bakardık. İşte hangi hedef kitleye gidelim falan diye. En düşük hedef kitle kadındı. Yani kadın izleyicilerimiz azdı ama yıllar geçtikçe o kadın izleyicilerin sayısı arttı ve teknolojide kadınları daha çok görmeye başladık. Ben merak ediyorum şu anki durum ne? Bu özellikle derneği kurmanızın amacını da merak ediyorum. Sonra da sorularım gelecek. Dinçer, şimdi sen o kadar güzel söyledin ki sen bir de Silikon Vadisi'nde de yaşadın, Amerika'da kaldın. Evet. Oraya da baktığında orada da teknolojide kadın yönetici var. Yani kurumların tabii. Başında teknoloji takımlarını yöneten lider kadınlar var. Ama iş üretime geldiği zaman yani içeride kod yazan, tasarım yapan, işin mutfak kısmında çalışan, hele ki bu dönüştüren teknolojiler işte yapay zeka, veri vesaire baktığında hakikaten son derece az kadının. Hem motivasyonu az hem ilgisi alakası az. STEM alanları yani fen, matematik, mühendislik alanında üniversitelere bakıyorsun ölçü olarak. Hı hı. Orada evet genç kızlarımız okuyor. İşte %37'lik bir oranın içerisinde %19'u teşkil ediyorlar ama hı hı. Mezuniyet sonrası mesleklerine devam etmiyorlar. Orada da bir kırılma noktası var. Orada da işte kariyerde eşit olamam, aynı ücretle çalışamam, güven problemi var. Bana güvenmiyor teknoloji bölümleri, departmanları. Hı hı. Ben bu alanda girersem bilişim teknolojilerinde yükselemem. İşte endüstri mühendisliği okuyor bir genç kız. Mesleğini yapmıyor. Gidiyor farklı bir alanda bir yüksek lisans yapıyor, master yapıyor, başka bir yere kayıyor. Niye? Çünkü otomotiv sektöründe çalışacak mesela. Çok erkek egemen bir iklim var diyor. Bütün koşullar onlara göre hazırlanmış. Ben burada yükselemem, mutlu olmam diyor. Şimdi böyle baktığın zaman rakamlar 1980'den sonra çok düşmüş. Hı hı. Bir motivasyonsuzluk olmuş. Reklamlar insanların algılarını çok değiştirir ya. Aynen öyle. Hatırlarsın aynen öyle. Sen. Tabii o ki. Zaman PC'lerin eve girdiği zaman ve çok fazla PC reklamı var. Hı hı. Orada da hep baba ile oğlu PC'nin başında anne işte kurabiye getiriyor, süt getiriyor. Evet. Sanki bu iş erkek işiymiş gibi ya da erkeklerin oyuncağı gibi. Öyle baktığında şu an rakam sorarsan 2018'de Honeypot'un OECD ülkeleri arasında yaptığı bir endeks çalışması var. Teknoloji ve insan endeksi. Türkiye rakamları tabii hiç iç açıcı değil. Değil. Ama dünyaya baktığında da en gelişmişler. Amerika, Almanya, Hindistan
Onlarda da rakamlar bizden halli değil. Ama hı hı. baktığında işte 30.8 milyonluk bir istihdam var. Hı hı. Bunun içerisinde sadece 245 bin teknoloji çalışanı var. Kadından bahsetmiyorum. Hı hı. Bu kimler bunlar? İşte teknoparklarda üreten yazılımcılar. İşte çok işin düşük değil mi ya? Çok düşük. 2018. Şimdi inşallah tabii çok daha artmıştır diye umuyorum. Şimdi biz yaptık böyle bir çalışma, onu da söyleyeceğim. Ve bu rakamın sadece 9,91'i kadın. Yani 24.500'ü kadın. Bu mutfakta, Ar-Ge'de, yazılımda, kod, işte tasarımda, bu tarz hani teknik tarafta ağır çalışan. Şimdi böyle baktığın zaman rakam çok düşük. Bir de dönüştüren teknolojilere baktığında yapay zeka, veri gibi alanlarda hı hı. o 24 binin de %3'ü 4'ü. Şimdi şuradan pay biç, Silikon Vadisi'nde kadın yazılımcı oranı %3. Tabii. Yani aslında çok da farklı çok değil. Çok farklı değil. Doğru. Amerika'ya baktığında bizdeki %9,91'lik oran %17'lere çıkıyor. Neden böyle sence? Bir motivasyonsuzluk var kadınlarda. Bu bizim biraz da sosyokültürel bakış açımız. Bu dünyada da var. Eğitim sistemimiz. İşte kadına erkeğe biçilen roller. Hı hı. İşte maviler, pembeler. İşte teknik işleri oğlum halletsin, oğlum mühendis olsun, kızlar evde eve bakar, yemek yapar, çocuk büyütür, işte kızı çok yormayacaksın, başka işleri var, onları da yapacak işte. Yani daha bakım oriented, servis oriented işler, kız çocuklar, kadınlar daha hı-hı. teknik, sokak, o da zor bir şey. Yani hı-hı. bu rollerin her ikisi de kadına da erkeğe de zor. Doğru. Dolayısıyla bu rollerden kaynaklanıyor. 80'den sonra bu medyanın vermiş olduğu bu algı çalışması. Hı. Ondan önce çünkü sen de biliyorsun kadınlar çok önde. Hatta tabii yazılımda. Tabii. Sen en önemli buluşu yapan kişi zaten bir kadın biliyorsun. Kadın. Yazılım tarafında ilk kodlamayı yapan. Aynen, hı. aynen. Ada Lovelace var. İşte birçok kadın. NASA'da kadınlar var. Bu işte uzayla ilgili çalışmalarda tabii. çok kritik tabii. kodlar yazmışlar. Aya düzgün iniş yaptıran kişi zaten. Bravo. Yazılımı kadın. Yapan kişi. Kadın. O dönemde hep şey denirmiş Dinçer. Kadınlar yazılımda, erkekler donanımda olsun. Hani böyle karma iş yapalım. Tabii. O 80'den sonra bitmiş. Evet. Ve şu anda da hakikaten öyle bir çağdayız ki birazdan konuşuruz. Bizim artık lüksümüz kalmadı burada cinsiyet ayrımını gözetecek. Yapmaya. Yani insan doğru. odaklı konuşmak zorundayız. Artık cinsiyet yok. İnsanın teknoloji ilişkisini konuşmak zorundayız. Doğru. Yani dernek de bu çabayla kuruldu. Dedik ki şimdi Dünya Ekonomik Forumu'nda Hariri çıkıyor. Diyor ki %20 insan var olup çalışacak, kalanları gereksiz. Wake up call diyor. Konsept uyan hı hı. diyor. İnsanlığa bir uyanı çağrısı veriyor. Üstüne bir de diyor ki 1 milyar insanın dönüşmesi gerekiyor diyor. Teknolojide uzman olması. Çünkü yaşantımızın her alanını teknolojiye bağladı bu yeni gelişmeler. Doğru. Şeyi düşün, evimizde akıllı cihazları düşün, akıllı şehirleri düşün, akıllı binaları. O cihazlarda bir aksilik olsa, evimiz hacklense, bir kadın olarak benim bir kod yazmam gerekmeyecek mi? Açıp bilgisayarı, buzdolabın benim cüzdanıma girdi, imdat deyip bir kod yazmam gerekecek. Şu evet. an Instagram hacker dolu, herkesin hesapları ekleniyor. İnsanlar evet. şaşkın. Doğru. Yani dolayısıyla teknoloji artık öyle bir şey oldu ki, hani meslekten öteye geçti diyeceğim çok sana. Çok doğru, çünkü şu anda hani evin ekonomisi de biraz kadının üzerindedir ya, ama bakıldığında şu anda teknoloji bile finansal teknoloji olarak, pardon finans bile finansal teknoloji bravo. Olarak bir dönüşümde. Dolayısıyla kadının birazcık da o noktada finansı da hazır, finansal teknoloji de hazır olması gerekiyor. Ki bence de hazırlanıyor. Yani ben açıkçası şimdi üniversitelerde biliyorsun çalışmalar yapıyoruz akademisyen olarak. Üniversitelere baktığım zaman da eskiye nazaran daha fazla teknoloji bölümünde kadınları görüyoruz. Görüyorsun. Çünkü işte biz de dernek de şunu ön plana koyduk. Aslında dernek kadın erkek karışık kurulmuş. Hı hı. Çok değerli bir dernek. 75 kurucu kurumsal üye ile kuruldu. 2 yıl oldu. Hı hı. Ve şimdi 150 üyelik bir aile olduk. Süper. Hepsi kurum. Ve çok yoğun çalışıyoruz. Odağımız çok net. Eğitim hı hı. odağımız var. Ölçümleme odağımız var. Ve sürdürülebilirlikle ilgili de işler yapıyoruz her sene. Bu geçen sene tarımdı. Hı hı. Bu sene su ve sanitasyona döndük. Burada neden teknolojide kadın dedik? Hı-hı. Kadınlara da bir çağrı yaptık aslında. Hı-hı. Yaptığımız her eğitim, her iş insana odaklı. Kadın hı-hı. erkek karışık alıyoruz. Ama evet. bütün bunu yaparken hep kadını bir ön plana koyuyoruz ki bir farkındalık olsun, bir aksiyon olsun. Kadın şunu fark etsin. Ben de insanım, hı-hı. cinsiyet ayrımım yok, akıl gücüm net, net. Ve eşit, vücut gücüm
eşit ama şu andaki dünya kas gücüne ihtiyaç duymuyor, akıl gücüne ihtiyaç duyuyor. O zaman ben teknolojiyi çok rahat öğrenirim, yaş sınırım olmaksızın öğrenir, bulunduğum her konumda mobilitede mobil olarak çalışabilir ve ekonomiye katkı verebilirim. O çok çok güzel bir noktada. Ekonomiye katkı verebilirim nokta. Bu çok güzel bir nokta ama izin verirsen önce şöyle sohbetimize kısacık bir ara verelim. Sonra o ekonomiye katkıdan devam edeceğiz. Harika olur. Çünkü çok önemli bir konu. Harika olur. Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi şimdi devam ediyor. Bakalım neler var sırada. Arkasından Zehra Hanım'la konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ise sıradaki oyunumuz oyun dünyasının kültlerinden, hatta FPS türünde en başarılı oyunlardan biri olarak kabul edebileceğimiz oyun serisinden Call of Duty Vanguard'dan bahsedeceğiz. Oyuncular olarak aramızda Call of Duty ve Battlefield gibi serileri bilmeyenler yoktur. Zamanında hepimiz ve ben de dahil olmak üzere gerek hikayesi, gerek gerçekçi grafikleri veya atmosferi gibi bir özelliğine tutulmuş ve kesinlikle bir şekilde oynamışızdır. Vanguard, Sledgehammer Games tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan FPS türü oyun. Call of Duty Vanguard için 2017'de çıkan Call of Duty World War 2'nin devamı niteliğinde diyebiliriz. Bu oyunda yine 2. Dünya Savaşı temalı. Ama tabii ki oyunda yeni karakterler ve yeni hikayeler de yer alıyor. Oyun birinci günden itibaren 20 haritayla beraber çıktı. Bu haritalardan 16'sı ise çok oyunculu haritalar. Oyunun içerisindeki yenilikler arasında yeni silah mekanikleri, reaktif ortamlar ve daha fazla silah özelleştirmesi gibi birçok şey var. Biraz da Vanguard'a yeni gelecek olan zombi modundan bahsedelim. Vanguard zombi modunda Vanlist adında bir Nazi kampının ölüleri diriltme yeteneği kazanmak için özel bir kalıntı kullandığını görüyoruz. Ki olaylar da tam olarak buradan patlıyor. Oyuncular zombi modunda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma silahlarla savaşacaklar. Ayrıca zombi modundayken Vanguard'ın Battle Pass'inde de ilerleme kaydedebiliyorsunuz. Call of Duty Vanguard 5 Kasım'da bütün platformlarda çıktı. Bu oyunda oyun dünyasının efsaneleri arasına girebilecek mi? Bu haftada oyun dünyasının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Bakalım bizleri daha neler bekliyor? Silikon Vadisi'nde az sonra. Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney, başarılı teknoloji girişimleri Onur Candan, kripto dünyasında yeni trendler Daron Dedeoğlu, hepsi ama hepsi az sonra Silikon Vadisi'nde. Silikon Vadisi'nde Vizyoner bölümündeyiz ve Vizyoner bölümünde bu hafta gerçekten beni de çok heyecanlandıran, hem Türkiye'de hem de yurt dışında kendini ispatlamış ve önümüzdeki yıl içerisinde daha da büyüyeceğine inandığım gerçekten çok güzel bir girişimin sahipleriyle, daha doğrusu sahibiyle beraberim. Onur bizlerle beraber. Kendisi Pulp Air. Başlangıçtan beri sürekli bunu konuşuyoruz. Pulp Air benim hep böyle aklımda karıştırıyorum ama Pulp Air firmasının kurucu ortağı kendisi Onur Candan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ya gerçekten çok heyecanlanıyorum böyle girişimler olduğunda Onur. Çünkü Türkiye'de gerçekten böyle çok iyi fikirler var ve yurt dışında böyle kendisine bir yer edindiği zaman da gurur duyuyorum. Onur duydum. Buraya geldiğin için. Hemen anlatalım mı? Ne yapıyorsunuz? Eğer teknolojisi arttırılmış gerçeklik, siz arttırılmış gerçeklikle uğraşıyorsunuz yazılım tarafında. Ama böyle bir kelimeyle özetleyecek olursan nasıl özetlersin yaptığın işi? Eğer aslında güzellik pazarına sanal makyaj teknolojileri geliştiren ve bu teknolojileri gerçeğe yakın bir şekilde geliştiren bir Arge firması ve sahip olduğu teknolojileri firmalarla, kozmetik markalarıyla birlikte çalışarak son tüketicinin ürünleri gerçeğe yakın bir şekilde denemesini sağlıyor. Dur. Buradan bütün, şuraya mı? Şu kameraya söylüyorum. Buradan bütün kadınlara şimdi diyorum ki bizim çok az izleyicidir. Yani kadın izleyici azdır ama şu anda bence onların çok ilgisini çekecek bir konudan bahsedeceğim. Özellikle makyaj konusu değil mi? Evet. Makyaj tarafında işte gelişmiş bir teknoloji. Bizim için teknoloji yok muydular? Buyurun efendim, sizin için teknoloji. Ne yapıyor acaba yazılımınız? Tabii ki. Yazılımımız aslında bir eklenti gibi çalışıyor. Kozmetik markaları eklentimizi kendi e-ticaret platformlarına, varsa kendi app'lerine, sosyal medya hesaplarına ve mağazalarda QR'la veya akıllı ekranlarla son tüketiciye yönelik ürünlerini denettirebiliyorlar.
Burada ürünü denettirirken gerçekçilik çok önemli. Yani bir ruju veya bir maskarayı denediğinizde aslında gerçeğe yakın bir şekilde gerçekçilik oranını vermeniz lazım ki son tüketici o deneyimi yaşayabilsin. Hmm. Yani ben diyelim ki bir makyaj malzemesi alacağım. Herhangi bir marka. Evet. Ama bunun için bir yere gitmem lazım. Gitmek de istemiyorum. Evet. En gerçekçi şekilde o kullanacağım ürünü yüzümde mi görüyorum? Evet, onu anlamadım. Fotoğrafınızı çekip aslında yüzünüzde o ürünü uygulayabiliyorsunuz. Hatta ürün paketlerini de uygulayabiliyorsunuz. Yani aynı anda hem ruju hem maskara hem fondöteni uygulamak istiyorum derseniz bizim teknolojimiz buna da izin veriyor. Bir markanın ürün gamını bir anda kendi yüzümde ve en gerçekçi şekilde görebiliyorsunuz. En gerçekçi bir şekilde görebiliyorsunuz ki aslında elimizdeki kameraların kamera teknolojileri geliştikçe bu gerçekçilik oranında artmaya devam ediyor. Yani biz %80 gerçekçilik diyoruz ki bu son tüketiciye ciddi bir fikir veriyor. O yüzden tüketici birebir yani tek tek ürün de deneyebilir, ürün paketlerini de deneyebilir kozmetik firmasının sitesinin içerisinde. Veya bir marketplace veya retailer de olabilir. Yani bir perakende firmasının da sitesinde ürünleri olabilir. Ya da bir marketplace'in içerisinde de bunu deneyebilir. Bu aslında şeyi de ortadan kaldırıyor değil mi? Hani diyelim ki şu pandemi döneminde çok çok sıklıkla gördük. Hani gitmek zaten AVM'lere zor. İşte problemler de yaşanıyor. Bu özellikle marketplace uygulamaları dediğiniz uygulamalar sıklıkla arttı bu dönem içerisinde. Evet. Gitmeye gerek yok. Yani sana en çok yakışan değil mi? Makyajı. Şimdi kadın olmadığımız için ben bunu çok da iyi hani anlatamıyorum belki ama şeyden biliyoruz ama yani günün sonunda biz de televizyonculukta kullanıyoruz bazı makyaj ürünlerini. Evet. Stüdyolarda özellikle yaparken çekimleri. Hani hangi makyaj ürününün sana daha iyi gidebileceğini kısmını siz bunu teknolojiyle zaten veriyorsunuz. Evet. Hatta yani biz aslında bu ürünü geliştirdik ama birçok ürün geliyor. Mesela saç rengi değişimi teknolojimiz geliyor. İşte, saç rengi değişimi. Evet. Oo kuaför işine de giriyorsun. Evet, oo harika. Aslında yani güzellik kesinmesin de. Gerçi onlar var. Yani saçım uzun olsa ne olur muhabbetiyle ilgili programlar var hani yani böyle ama renk değişiminde gene işte bu saç boyasını kullanmadan önce yüzünde işte R300 bilmem kaç bunu kullanırsam ne olur? R400 bilmem kaç bunu kullanırsam ne olur? Kesinlikle o şekilde. Artı şimdi bazen şöyle bir şey oluyor. Aslında biz mağazadaki danışman dediğimiz yani satış danışmanı dediğimiz ya da make-up artist dediğimiz kişilerin online taraftaki versiyonuyuz. Yani yapay zekasıyız aslında. Çünkü bunda yapay bir zeka da var aslında. Tabii var. Arkada bir makine öğrenimi ve yapay zeka da dönüyor ve el tanıma yüz tanıma algoritmaları çalışıyor aynı zamanda. Ama burada şunu belirtmekte fayda var. Biz herhangi bir yüz datası almıyoruz. Bazen bu karışabiliyor. Bizim tek yaptığımız şey aslında yüze onu uygulayabilmek. Anladım. Yani bir makyaj bölgesine işte ruj bölgesi. Teknolojimiz bu arada sektöre özel hale getirildi. Yani fondöten bölgesi, işte maskara bölgesi, ruj bölgesi bunlar tek tek ayrı olarak tanımlandı. Bu da bir aslında unique bir teknoloji haline. Kaç tane firma var böyle dünyada sizin gibi? Dünyada aslında bilinen 3 firma var. Yani gerçek anlamda sahada olan, müşterileri olan. Sizinle beraber. Bizimle beraber 3 firma var. Bunlardan birisini aslında dünyanın en büyük kozmetik firmalarından biri satın aldım. Dolayısıyla iki tane firma kaldı diyorsun. Hani aslında herkese çalışabilen iki firma var. Evet. Siz de böyle birçok vendora, birçok markaya çalışan bir firmasınız. Peki sadece Türkiye değil, dünyada da çalışıyorsunuz tabii, değil mi? Dünyada da çalışıyoruz. 12 farklı ülkede müşterimiz var. 12 farklı ülkede. Amerika'dan, Kanada'ya, ne zaman kuruldunuz Onur? Bizim resmi kuruluşumuz 1,5 sene. Ama ben girişimci olarak arttırılmış gerçeklik teknolojileriyle yaklaşık 8 yıldır uğraşıyorum. Aslında bu teknolojiyi 8 yıl artı bir, yani 7 sene artı bir buçuk sene falan diyoruz. Evet, Pulpo'nun kuruluşu 1,5 senedir. Ama 1,5 senede gerçek bir startup işte arkadaşlar. Ben böyle hikayelere bayılıyorum. Yani al 1,5 yılda firmayı kur, 1,5 yılda 12 farklı ülkede müşteri. Çok uzun konuşmak isterim seninle. Çünkü birçok arkadaşım var şu anda. Ya benim acayip bir fikrim var Dinçer abi diyen ama işte kurulma hikayesi, geliştirme hikayesi, bu işin sermaye kısmı, dünyaya açılma, pazarlama, marketing bir taraftan bu işin teknolojik altyapısını geliştirme. Hani böyle bizim 10 dakikada anlatacağım bir konu değil. Ben hemen şeyi sormak istiyorum. Peki amaç ne? Nereye gitmek istiyorsunuz şu anda? Yani bundan sonrası next step ne? Aslında biz şu an sektörü dönüştüren konumdayız. Yani ürünlerimiz de ya mesela biz bir ürün daha çıkarıyoruz. Normalde kadınlar makyaj kararı alırken işte saç rengi, ten rengi, göz tipi gibi birçok detay da makyaj kararında ikilidir. Ve biz şu an o öneri motorunu da
sahaya sürüyoruz. Aslında recommendation. Recommendation yüzün detayına göre recommendation. Oo, sen bunu değil bunu kullanırsan senin yüzün daha iyi olur. Oo, aynı süpermiş. Şekilde bunu öneriyoruz, bunu denetiyoruz, bunu satın almaya da bağlatabiliyoruz ve bunun bütün progresini ölçebiliyoruz. Biz aslında bir yandan da data firmasıyız. Yani arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak bu datayı son tüketicinin de faydasına, markanın da faydasına kullanıyoruz aslında ve karar alma süreçlerini daha iyi, daha hızlı, daha uygun hale getiriyoruz. Bir de biraz önce şeyden bahsetmiştin, biraz önce derken biz hani bir kayıta girmeden evvel, kayda girmeden evvel şeyden konuştuk. Hani biz günün sonunda dünyada bu dijital ürünler konusunda çok adım atan firmalar var. Yani spor markaları var, ayakkabı markası var vesaire gibi. Yani bu iş biraz o tarafa gidiyor. Anladığım kadarıyla özellikle sosyal mecralar buna da yatırım da yapacaklar gibi geliyor. Kesinlikle. Yani atıyorum X bir sosyal ağ firması diyelim. Diyecek ki işte sen kadınsın, erkek arkadaşlarına şu, ürün, şu ürünleri gönder. Çıkacak olan sonuca göre de sana ürün şu kadar indirimli mesela gibi. Kesinlikle. Yani aslında bu büyük sosyal medya mecraları bu işlere ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bu da onlar için gelir kapısı. Artı bu arada işte, fikir verdim ha. Bunun altını da neyse. Çok güzel fikir verdim. Artı bu meta dünyası işte. Metaverse online, değil mi? Evet. Metaverse aslında bizim geliştirdiğimiz teknolojiyi daha da erişilebilir ve dijital dünyaya uygulanabilir hale getiriyor. Biz şu an online görüşme platformlarına teknolojimizi entegre etmek için çalışıyoruz. Yani siz bir online toplantıya girdiğinizde makyaj yapmanıza gerek kalmadan eklentimizi kullanarak işte ruju dijital olarak süper uygulayıp süper fikir bu. Hatta markanın rujunu dijital olarak satın alabileceksiniz. Yani siz markadan isterseniz offline ruj alacaksınız, isterseniz online ruj alacaksınız, istiyorsanız hem online hem offline alacaksınız. Ve bu online aldığınız ruju gidip işte bu görüşme platformlarında kullanabilir hale geleceksiniz. Aslında biz arka planı yaptıklarını gördüm ama hani arka plan için belirli uygulamalar var ama hiç makyaj uygulaması yani süper bir burada fikir. Bizim gibi firmanın avantajı şu, biz aynı zamanda markaların ürünlerinin dijital asetlerini çeviriyoruz. Yani biz bir yandan üretim dönüşüm firması gibiyiz. Aslında tam. Yani bugün bir kozmetik üreticisinin elinde olan dijital kod gerçek dünyaya uygun değil. Biz ne yapıyoruz? Bizim arkada bir renk dönüşüm algoritmamız var. Input offline olarak giriyor, output online olarak çıkıyor. Ve bu data bir de kişiye özel değişiyor değil mi bu? Evet, yani benim ten rengim kişiye özel değişiyor. Çıkarken de o kod AR dünyasına uygun ve bu sadece bunun hakları da Pulpo'ya ait. Yani bizim aslında ciddi bir rekabet avantajımız ortaya çıkıyor. Çünkü o biz buna kütüphane diyoruz. Arttırılmış gerçeklik dijital kütüphanesi diyoruz. Hı-hı. Bu kütüphane bizde çok ciddi artmış durumda. Şu an 15 bini geçti. Ve muhtemelen milyonlara sonunda, ulaşacaksınız siz. Milyonlara ulaşacağız ve bu bizi aslında hem teknoloji sağlayan hem onun dijital üreticisi olan hem de platform. Yani aslında biz bu dünyanın platformu haline geliyoruz. Bir aggregator dediğimiz bir platform haline geliyoruz. Ve bizim de aslında yani gelecekte gitmeye çalıştığımız yerler de burası ve şimdiden buna yatırım yapıyoruz. Daha şirketi kurarken zaten bu vizyon üzerine kurduk. Süper. Ama dünyanın gelişimi, pazarın gelişimi, pazara da burada bir de pazarı da dönüştürüyoruz. Yani pazar yeni öğreniyor bu işi. Bu dediğin gibi sadece bence makyajla kalmayacak. Buna saç eklenecek, kesim oje eklenecek, ojeler var, ayak var, binler. Tüm vücut bakımını bunu eklediğiniz zaman bambaşka bir noktaya doğru gideceğini düşünüyorum. Özellikle bu işte sosyal medya, sosyal o online üzerinden yapılan toplantılar, görüşmeler, bütün bunlar hani gerçekten mesela bir FaceApp uygulaması Instagram'ın çevresini değiştirir değil mi? Yani normalde baktığın gördüğün kişiyle atıyorum Instagram'da gördüğün kişiler arasında dağlar kadar fark kesinlikle var. Ama burada siz gerçek bir make-up yani gerçek tabii ürünlerle bunu yapıyorsunuz. Gerçek ürünlerle yapıyoruz. Yani bizim iddiamız şu, yani o ürünü gerçekte uyguladın, dijitalde de ona yakın yani. Aynısını değil evet. Ama gerçeğine yakın. %80'deyiz ki kamera teknolojisi geliştikçe bu 90'ların üzerinde geçecek bu diyorsunuz. Bu lidar kamera teknolojileri geliyor. Yani derin sensörlü kameralar geliyor ve bunlar tabii ki aslında bu teknolojilerin daha uygulanabilir hale gelmesini sağlayacak. Karşımızda arkadaşlar geleceğin Mark Zuckerberg'i oturuyor olabilir. Yani ben size baştan söyleyeyim çünkü ama öyle deme. Yani özellikle belirli sektörler var ki hani biz ona kadın ürünleri sektörleri, çocuk ürünleri sektörleri diyoruz. Bunlar çok böyle koşan yerlerdir. Dünyada siz de güzel bir yere el atmışsınız. Öncelikle tebrik ederim. Teşekkürler. Programımıza geldiğiniz için de
Ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok güzel bilgiler verdiniz. Için yani çok keyifli bir sohbet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun davetiniz için. Sağ olun. Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi turumuzla devam ediyor. Silikon Vadisi'nde şimdi kısacık bir ara, reklamlardan sonra sizlerle beraber olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. AB Grup Holding'in sunduğu Silikon Vadisi programı devam edecek. AB Grup Holding'in sunduğu Silikon Vadisi programı devam ediyor. Silikon Vadisi'nde az sonra. Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney. Kripto dünyasında yeni trendler. Daron Dedeoğlu. Hepsi ama hepsi az sonra Silikon Vadisi'nde. Evet Dinçer, aslında bu haftaki konuğumuz her zamanki gibi kripto. Bugün aslında hepimizin yakından tanıdığı bir isim var. Daron Dedeoğlu yanımda. Hoş geldin Daron. Hoş bulduk. Daron, bugün seninle NFT'yi konuşacağız. Aslında herkesin dilinde olan bir konu, merak edilen bir konu. Ben de dahil olmak üzere. Nedir bu NFT? NFT aslında bir kripto para. Yani blockchain tabanlı çalışan bir kripto para. Diğer kripto paralardan farkı ne? Diğer kripto paralardan farkı, bir arzı yok. Yani genelde bir sanat eseri veya bir fotoğraf olabilir. Sizin için değerli herhangi bir şeyi içine koyabileceğiniz bir kripto para gibi düşünün. Ve bu unique, yani bir tane. Evet, çoğaltılması mümkün ama genelde mantıken bir adette sınırlı tutulup değiştirilemez, silinemez bir şekilde blockchain üzerinde satılması veya el değiştirmesi dediğimiz bir şey NFT. Burada NFT tarafında genelde Ethereum kullanıyoruz şu aşamada. Ethereum üzerinde ERC-721 ve 1155 kontratlarıyla NFT yapılarını çok rahat bir şekilde entegre edip kullanabiliriz. Kendi NFT'mizi de yapabiliriz. Harika. Peki, merak ettiğim konulardan bir tanesi, NFT yeni yeni duymaya başladık ve ciddi rakamlara yatırımlar yapılıyor şu an NFT üzerinden. Doğru. Peki, geçici mi, kalıcı mı, sürdürülebilirliği nasıl öngörüyorsun? Biraz bahsedebilir misin? Bu biraz da sektörle alakalı. Yani bugün hacmi ve kullanıcı sayısı çok yüksek olan kripto para alım satım platformları NFT pazarı açarsa ve bu pazar da diğer kullanıcılar tarafından desteklenirse, özellikle moda ve sanat dünyasından tanıdığımız global isimler kendi NFT'lerini yaparak bu piyasayı beslerse kalıcı olur. Çünkü mantık doğru ve güzel bir mantık. Dijital çağa uygun bir mantık. Ama tabii ki belli bir kesim hala bir Picasso'yu duvarına asmak isteyecektir. NFT'siyle ilgilenmeyebilir. O yüzden de geçici mi kalıcı mı bunu ancak zaman olarak göreceğiz. Ama mantık ve model olarak bence kalıcı olmalı. Kalıcı olmalı diyorsun. Peki bu NFT teknolojisiyle alakalı bir web sitesi var mı? Yoksa özellikle tek bir web sitesi mi? Yoksa farklı farklı uygulamalardan, sitelerden de ulaşılabilir mi? Aslında farklı farklı alanlardan ulaşılabilir. Genelde pazar yerleri üzerinden ulaşılabilir. Bir de kendi NFT'lerinizi yaratabileceğiniz altyapı hizmetleri sunan servisler üzerinden ulaşabilirsiniz. Genelde küçük klip artlardan tutun da fotoğraflara kadar, yani kedisini köpeğini NFT haline getirenler bile şu an var. Burada da şuna dikkat etmek gerekiyor. Bizim için kıymetli olan ne? Yani NFT'ye para yatırırken. Yani bir köpeğin NFT fotoğrafına tutup 300 bin dolar vermeyiz herhalde. Yani buna göre bir değerleme yapmamız lazım. Çünkü NFT'de değeri diğer kripto paralardaki gibi piyasa değil, tamamen oluşturan kişi belirliyor. Yani ben bunu bu fiyattan satıyorum dediği an artık o fiyattan satışa giriyor. Peki NFT konusunu daha da detaylı önümüzdeki günlerde konuşuruz belki ama merak ettiğim konulardan bir tanesi. Şu an Türkiye'de coinler artık Avrupa ve Amerika'ya açılıyor. Ne demek? Biraz açabilir misin bu konuyu bize? Türkiye kripto para dünyasını ve blockchain teknolojisini yakından takip eden ülkelerden bir tanesi. Biz de Türkiye'de geliştirmeler yapıyoruz bu konuyla ilgili. Normalde şöyle bir problemimiz var. Bizim yerli kripto para yatırımcılarımız yurt dışındaki platformlardan ve yurt dışındaki projelerden alım yapabiliyor, onlara yatırım yapabiliyor. Ama biz Türkiye'de yurt dışındaki yatırımcıları, yani Türk vatandaşı olmayan yatırımcıları kolay kolay içeriye alıp platformlar üzerinden yerli kripto paralara yatırım sağlatamıyoruz. Bunun tabii bürokratik engelleri var, işte para transferi engelleri var, bir sürü farklı engeli var. Bu nedenle de yurt içi yerli projeler mecburen yurt dışına adım atmak durumunda kalıyor. Ama bu kötü bir şey değil. Çünkü bu yayılmayı sağlıyor. Yatırımcı portföyünü artırıyor.
o coin'in daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Ve tabii yurt dışında olmanın getirdiği farklı networklere adapte olma imkanı sağlıyor. Dünya markası yaratmak gibi bir şey düşünün. Yani yerli bir ürününüz var ve bunu alıp artık dünya pazarına sunuyorsunuz. Dünyadaki alıcılarıyla buluşturuyorsunuz. Ve orada bir yer edinip bir marka olmasını sağlıyorsunuz. Buradaki hamle de bu. Yurt dışına açılmanın temeli bu. Mesela bu konuda bir örnek vermek gerekirse bizim de kendi yerli projemiz üzerinde çalıştığımız ABG Coin çok yakın zamanda Avrupa'ya ve Amerika'ya açılmış olacak. Bunun çalışmaları üzerinde duruyoruz. Ve burada da hedefimiz kendi ürünümüzü, kendi kripto varlığımızı bir dünya markası haline getirmek. Ve çok yakın zamanda da bunu başaracağımızı inanıyoruz, göreceğiz hep birlikte. Teşekkür ediyorum Daron programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bakalım sırada neler var? Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Sayın Zehra Öney bizlerle beraber sohbetimize devam ediyoruz. Bu arada Zehra Hanım'a sorularınızı aşağıda görmüş olduğunuz sosyal medya adreslerinden de bize yönlendirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda birlikte cevaplayacağımıza emin olabilirsiniz. Evet Zehra Hanım, çok güzel bir noktada kalmıştık. Zehra Hanım diyorum. Alışkanlık. Hatırlıyorsun değil mi? Artık bu yeni dünyada hanımlar beyler azaldı. Evet, Zehra'cığım. Avatarlarımız geliyor. Evet, Metaverse geliyor, avatarlar geliyor. Ben şeyi merak ediyorum. Biraz önce çok güzel bir noktada kalmıştık. Ekonomiye katkı. Ekonomiye katkı çok önemli. Çünkü artık biliyorsun zaten çok zor bir ekonomik koşul var tüm dünyada. Kadın erkek demeden ekonomiye katkı gerekiyor. Ve Türkiye'de yapılan araştırmalara bakıldığında en büyük eksik de yazılım tarafında. Yazılım ve donanım teknoloji tarafında. Ben bunu kendimden de şahidim. Kendi götürdüğüm projeler var ve projelerde en büyük eksiklik yazılımcı bulamıyoruz. Ya da kaçırıyoruz. Ya da kaçırıyoruz. Yani çok iyiler Türkiye'de kalmıyor. İyileri bulduğun zaman zaten hani çok değerli ama onlar da firmalar kendi arası kapışıyor ve özellikle yeni dünyada bu işte kripto dünyası, blockchain dünyası gibi finansal teknolojilerde ve diğer yazılım konularında mümkün değil. Ya da yapay zekada. Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Çünkü artık bu pandemiden sonra bu evden çalışma olayı da başladı ya, artık eğitimler online verilebiliyor, sertifikalar. Çok fırsat var Dinçer. Çok fırsat var. Ve yani insana çok açık. Şu anda eğitim çok eşitlendi. Çok doğru ve ben şunu da görüyorum. Ya diyorum ki öğrenin, bakın ben arıyorum. Benim gibi onlarca arkadaşım arıyor. Öğrenin, ciddi söylüyorum, çok sağlam bir iş fırsatı var ve para kazanma fırsatı var. Ne diyorsun bu konuda? Ne yapıyorsunuz? Çok katılıyorum sana, çok doğru. Şimdi biz çok odaklı girdik. Ben de yıllardır teknoloji sektöründe olduğum için ihtiyacı biliyorum. Aynen senin gibi. Hemen iş dünyasına bir anket yaptık üyelerimize. Dedik ki yeni bu teknolojiler gelişiyor, otomasyon var. Robotik süreç otomasyonu bütün sistemleri ve iş yapış şekillerini değiştirdi. Hangi tür insan kaynaklarına ihtiyacımız var? Onlar o başlıklarla ilgili bize dönüş yaptılar. Hı hı. Hiç bugün belki bilmediğimiz başlıklar var içerisinde. Mesela işte iş analisti diye bir kavram şu anda şirketlerin çok ihtiyaç duyduğu ya da test mühendisleri veya robotik süreç otomasyonu uzmanları, veri analistleri, işte siber güvenlik uzmanları, bu white hacker dediğimiz koruyucu uzmanlıklar. Bunlarla ilgili bize büyük bir listeyle döndüler ve biz hemen döndük. Gerekli fon kaynaklarıyla irtibat kurduk, bayağı bir çaba gösterdik. Bir yandan da çok değerli büyük oluşumlar var bu eğitime yatırım yapmak isteyen. Mesela Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu var. Onlarla TİSK'le muazzam bir işbirliği yaptık. Bu eğitimle ilgili düşüncelerimizi aktardık. Onlar da bizi fonla destekleyebileceklerini belirttiler. Ve EBRD'nin de fon desteğini alarak Genç Dönüşüm Akademisi'ni kurduk. İşin operasyonel eğitim içerik tarafını biz üstlendik. Bütün ana çatıyı TİSK üstlendi ve bir taraftan orası gitti, Genç Dönüşüm Akademisi. Bir taraftan da Bitek Akademi, yani kendi derneğimizin akademisini kurduk. Buradaki sonucu söylüyorum sana. 6 aylık çok güzel bir sistemde gençleri eğitime çağırdık. Kimi çağırdık? Üniversite son sınıf, yeni mezun. 3 sene içinde mezuniyetten iş bulamamış, uzmanlığını artırmak isteyenleri çağırdık. Bunlar bilgisayar mühendisi olmak zorunda mı? Değiller. Şöyle çağırdık, mesela business tarafından iktisat işletme okumuş ya da insan bilimi okumuş, felsefe, sosyoloji gibi bilimler okumuşlar da geliyor. Bir taraftan da sistem alanında
elektrik, elektronik, bilgisayar, endüstri, kimya, hı hı. fizik, bu tip mühendislikler de geliyor. Hı hı. Burada ne yaptık? Bir HackerRank sınavı çıkardık. Analitik bir sınav. Böyle bir o akıl gücü, o matematiksel yetenek, analitik bakış açısı bunu hı. ölçtük. Buradan aldıkları puanlara göre sıraladık. Tabii ki kadınlara pozitif ayrımcılık yaptık. Yani kadınlar eğer tabii, tabii. 50 aldıysa hı hı. 70 alan bir erkekle aynı anda onları da eğitime aldık. Çünkü süper. Bir eşitsizlikle geldiler zaten bugüne kadar. Dolayısıyla böyle bir sistemde bir sınavla aldığımız bu arkadaşlarımıza önce Skill Master eğitimi verdik. Yani EQ eğitimi, yeni dönemin hı. lideri olma. Arkasından teknik eğitim. Teknik eğitimler tam bir uzmanlık eğitimi. Minimum 3,5-4 ay sürüyor. Sonra mezuniyetten sonra kariyer için bir, girişim için bir eğitim. Ondan sonra mentorluk ve sertifikasyon. Sertifikasyonlarını dünya çapında aldık. Yani diyelim ki SQL veri tabanı uzmanı olmak için Microsoft'un ücretli bir sertifikası var. Dernek olarak biz ödedik, sınava soktuk, sertifikayı aldık. Tamam, çıktı çocuk, tamamen bu genç arkadaşım istediği yerde işe girebilir ve uzman çalışabilir. Hemen arkasından da mentorluk programı ve mezunlar kulübümüz var. Mezunlar kulübünde ne yapıyoruz? Bizden aldığı bu harika, tamamı ücretsiz. Çok bu önemli. Bu büyük sistemi geriye verebilmesi, kendisinden sonra gelenlere fayda verebilmesi için hem başka STK'larla çalıştırıyoruz. Örneğin Çöpüne Sahip Çık STK'sına bizim mezunlarımız proje yapıyorlar. Hem de diğer tarafta da yeni gelen arkadaşlarımıza mentor oluyorlar. Böyle bir ekosistem. 1500 gencimiz yetişti bu iki akademiden. Ya, o kadar mezun güzel bir oldu. Şey ki bu. İki sene muhteşem. Oldu. Ve hepsi tam uzman çıktılar. %81 istihdamımız var. %81 bugün Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde çalışıyor. Bu ne oluyor? Bu çocuklar bir kere özgüvenle girdiler işe. %65 kadın. Ve bunlar ne oldular? Yapay zeka, veri, bulut, bu yeni teknolojilerde, robotik süreçler, otomasyon, uzman çıktılar. Ne oluyor? Türkiye'de istihdam şeyi de var, fırsatı da var. Şirketler arıyorlar. O zaman yurt dışına gitmeye bakmıyor. Türkiye'de kalıyor, Türkiye'ye faydalı oluyor. Yurt dışında bir proje yapsa bile Türkiye'den yapıyor, online çalışıyor. Tabii. Türkiye'nin iklimi düzeliyor. Böylece bir umut geliyor gençlerimize. Ben açıkçası senin dediğine çok katılıyorum. Çok fırsat var. Çok. Gençlerimiz bunları yakalayacak, uzmanlık eğitimlerini alacak ve dönüşecek. Kesinlikle çok fırsat var. En azından sektörden bildiğim kadarıyla sen de bunu çok iyi izah ettin. Herkes zaten yazılım tarafına yöneliyor. Online tarafta bir şeyler yapmak istiyor. Daha ki yeni gelen Metaverse diye birkaç hafta önce de bununla ilgili bir konu işledik. Sen de çok iyi biliyorsun. Metaverse diye bir konu var ki zaten orası lebiderya. Daha o tarafa geçmedik. Oraya geçtiğimizde şu anki istihdamın belki 2-3 misli bize gerekiyor olacak. Ben sana bir soru soracağım Dinçer. Biz Metaverse'e hazır mıyız? Yani kavram olarak konuşuyoruz ama ne olur söyle. Yani biz ya, tabii hazır ki değiliz. Mıyız? Tabii ki değiliz. Hiçbir şeye hazır olmadığımız gibi Metaverse'de hazır değiliz. Hatta Metaverse'ün bile daha ne olduğunu şurada birkaç aydır konuşuyoruz diyebiliriz ki bununla ilgili 3-4 yıldır çalışan firmalar var. Ama hani bence sen anlat. Bu konuda dernek olarak ya da siz ajans olarak, ajans tarafına hiç giremedik. Çok iyi bir ajansın sahibi ve başkanı aynı zamanda teşekkür Zehra. Teşekkür ederim. Ki AR ve VR tarafına da orada çok güzel projelere imza attın. Ben sana sorayım, Metaverse konusunda hazır mıyız? Şimdi 8 milyar insan düşün. Senle çıkalım, mikrofonu alalım, beraber bir sokak röportajları yapalım. Böyle dolaşalım Avrupa'yı, Amerika'yı, Türkiye'yi. Şöyle mikrofonu tutalım, Metaverse'ü anlat diyelim. Şu anda oradaki o öteki evren konusu insanlık için kesinlikle bildikleri veya içine girdikleri veya hissedebildikleri bir konu değil. Hani şöyle yaparsın ya araştırmalarda. Böyle bir dersin ki önce algı dersin, sonra tutum dersin, ondan sonra davranış dersin. Daha algının başındayız. Yani o üç aşamanın en başındayız. Baby steplerindeyiz. Baby steplerdeyiz. O yüzden sen biliyorsun benim artırılmış gerçeklik maceramı Türkiye'de biliyorum, 2014'te biliyorum. Bu teknolojiyi bir uygulamayla getirdim ve 10 milyondan fazla insan denedi bir kez de olsa. Ama o zaman çok erkendi. Çok erkendi. Ve yapılan işler çok güzel olsa bile tam olarak ne markalarda oturdu, ne insanlarda oturdu. Herkes bunu bir proje, böyle deneyeceğim bitecekmiş gibi algıladı. O davranışa oturması çok önemli. Yani davranış şunu getiriyor, güçlenmeni sağlıyor. İnsanı güçlendiriyor davranışına yansıdığında. Tabii. Ve ihtiyaç doğuruyorsun. İhtiyaç doğuruyorsun. Doğru. O yüzden ben Metaverse kavramından çok heyecanlandım doğal olarak.
sen de biliyorsun. Sen de aslında VR, AR uzmanlığın var. Müthiş, bu işleri yıllardır yapan birisisin. Evet, ama çok erken getirdik, çok erken gösterdik. Evet. Ay, siz birebir Türkiye'ye getirenler ben dersiniz. Ben 100 tane proje yaptım biliyorum, Türkiye'de, biliyorum. Canlı canlı. Yani, bu arada Zehra Hanım'ı bilen muhakkak biliyordur. Çok sektörümüzün ünlülerinden o da. Ama şunu söyleyebilirim ki hani teknoloji ve kadın dendiği zaman da benim aklıma ilk gelen isim Zehra Öneydik. Çok teşekkür ederim. O yüzden ederim. De burada olmasından çok memnun oldum. Zehra, çok konuşulacak konu var. Ben seninle böyle metaverse'i konuşmak isterim. Artırılmış gerçeklik konusunu konuşmak isterim. Yapay zeka konuş. Çok konu konuşacağız. İnşallah önümüzdeki programlarda da tekrardan beraber olacağız. Bir çağrı yapalım mı sen yapalım. Kapatmadan? Hadi yapalım. Gençlere bir çağrı yapalım. Şimdi bu kadar bahsettik, eğitimler dedik. Evet. Teknolojide Kadın Derneği'nin sosyal hesapları var. www.vtech.w ile yazılıyor. Vtech İngilizce, vtechplatform.com. Buradan şimdi altta bizim, yazdık zaten. Evet. Bizim sosyal mecralarımızdan, yani Vtech Turkey diye sosyal medya mecralarımız var. Instagram, LinkedIn vesaire. Lütfen eğitimlerimizi izlesinler. Çok değerli eğitimler açıyoruz. Tamamı ücretsiz. Özellikle genç kızlarımıza sesleniyorum buradan. Kadının yapay zekada yer alması gerekiyor. Kadının gücünü yapay zekaya almamız gerekiyor. İnsanın orada birlikte çalışması gerekiyor ki geleceğimiz parlak, aydınlık olsun. Harika. Teknolojinin parlak tarafını yaşayalım. O yüzden hem genç kızlarımıza çağrı yapıyorum. Teknoloji erkek işi değildir. Gücümüz, aklımız, her şeyimiz ortak ve birlikte üretmeliyiz. Evet. Gelsinler ve bu eğitimleri de kaçırmasınlar. Dönüşmek çok kolay. Yeter ki istesinler. Çok teşekkür ederim. Ben harika bir mesajdı. Ediyorum. Evet arkadaşlar, alttaki sosyal medya adreslerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Zehra Hanım bugün harika bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür edelim. Ve gelecek hafta inşallah sizlerle tekrardan birlikte olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın arkadaşlar. Hoşçakalın. AB Grup Holding Silikon Vadisi programını sundu.